Çok çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer konuklarımız. Yoğun programları nedeniyle bugün aramızda bulunamayan büyüklerimiz var. Fakat kendileri gönülleriyle, telgraflarıyla bizlerle birlikteler. Müsaade buyurursanız bu telgrafları aktarmak istiyorum. Tarih ve kültürel mirasımızı ihya çalışmaları projemiz kapsamında tarihi kağıthane notacılık treninin açılışına davetiniz için teşekkür ederim. Daha önceden belirlenmiş programlarım nedeniyle davetinize icabet edemiyorum. Kağıthane Belediye Başkanı olarak gerçekleştireceğiniz tarihi kağıthane nostaljik treninin açılışını tebrik eder, hayırlı ve bereketli olmasını dilerim. Bu güzel vesileyle bir araya gelmiş değerli misafirlerinizi en içten duygularımla selamlarım. Profesör Doktor Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcımız telgraf göndermişler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Efkan Ayla, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Dış İlişkiler Başkanı, Bursa Milletvekilimiz telgraf göndermişler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı, Sakarya Milletvekili telgraf göndermişler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağrıcı Beyefendi telgraf göndermişler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve filmlerle devam ediyoruz. Kağıthane Tarihi Tren Hattı imaj filmimiz var sırada. Kısa bir filmimiz. İzleyelim, devam edelim. Buyurun efendim. Nostaljik Tren Hattı projesini vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İstanbul'un kaybolan Haliç Karadeniz Sahra Tren Hattı bir asır önce Kağıthane'den Karadeniz'e uzanıyordu. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında önemli görevler üstlenmiş, İstanbul işgal edildiğinde direniş için Anadolu'ya silah ve mühimmat sevk ederek milletimizi istiklale taşımıştı. O günlerin anısına sararmış fotoğraflarda hatıra olarak kalan treni bir asır sonra yeniden inşa ederek vatandaşlarımızın kullanımına sundu. Nostaljik tren hattımız Sırat'tan olan Kağıthane Meydanı arasında Mecidiyeköy Kağıthane Harmut Bey ve Gayrettepe Kağıthane Havalimanı ve tuhaflarına entegre olarak hizmet verecek. Nostaljik trenimiz yerli ve milli imkanlarla Türk mühendislerimizin çalışmalarıyla tamamen elektrikli, yeşil adım kriterlerine uygun güneş enerjisi destekli olarak tasarlandı. Nostaljik tren hattımız eski günlerde olduğu gibi vatandaşlarımıza ve kağıthaneye hizmet edecek. Tarihine sahip çıkan, devamını koruyan bir kağıthane için kalbimiz kağıthane. Sayın konuklarımız, ben birazdan saygıdeğer belediye başkanımızı açılış konuşması için istirham edeceğim ama öncesinde son bir filmimiz var. Komşularımızla röportaj yaptık. Onlar da bu hizmetlerden memnunlar. Filmimizi izleyelim, sonrasında da saygıdeğer belediye başkanımızı sahneye istirham edelim. Buyurun efendim. Bizim için iyi oldu. İner gezeriz, tur atarız. Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun. Güzel bir şey, çok güzel bir şey. Hem kendi ülkemiz olması, hem bir güneşle beraber çalışması. Hepimiz için öyle olsun yani. Çok ilginç geldi, ben böyle olduğunu bilmiyordum. Gayet güzel yani. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş yani. Önce şaşırdım aslında. Fosil yakıt tüketmediği için ayrıca güzel bir şey. Tabii şimdi bakıyoruz, 100 yılın ardından Kağıthane tekrar böyle bir nostaljik trenin olması bizler için gerçekten çok özel bir durum. Tabii Kağıthane'de bu güzel nostaljik ortamın yeniden oluşturmasını sağlayan kıymetli belediye başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bu dekoratör tiyerinde Kağıthane'mize katkı sağlayacağına inanıyorum ve bu hizmeti verdiği için Sayın Devlet Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer komşularımız. Bizler Kağıthane halkı olarak saygıdeğer belediye başkanımızla el ele verdik ve Kağıthane'mizin 2023-2071 gelişim hedeflerine emin adımlarla yürüyoruz. Tüm hizmetlerinden dolayı Kağıthane Belediye Başkanımıza alkışlarımızla çok çok teşekkür ediyoruz. Ve Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin Beyefendi'yi huzurlarınıza istirham ediyorum. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli Kaymakamım,
değerli Akbank Kağıthane İlçe Başkanımız, çok değerli öncekilerden belediye başkanımız, çok kıymetli başkanımız, arkadaşımız, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, ilçe müftümüz, İlk Kadın Kolları Başkanımız arkadaşımız, yeni ilçe kadın kolları başkanımız, çok değerli hazirun, aynı zamanda aramızda bulunan esnaf odalarımız, değerli sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, değerli dernek başkanlarımız, çok kıymetli hocalarımız, yine aramıza baktığımızda ilçe yöneticisi arkadaşlarımız ve velhasıl meclis üyelerimizle beraber çok kıymetli muhtarlarımız da aramızda. Yine değerli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli çocuklarımız, her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kağıthane Dekovil Hattı'nın açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli misafirlerimiz, bugün burada yakın tarihimizin dönüm noktalarından olan bir tarih eseri yeniden ihya etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Birinci Dünya Savaşı'nda şehre kömür taşımak için kurulmuş ve Kurtuluş Savaşı'nda da Anadolu'ya mühimmat taşıyarak istiklalimize hizmet etmiş tarihi Kağıthane trenini bir asır aradan sonra tekrar raylarla buluşturuyoruz. Yıl 1915, Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin zamanları. İstanbul'un elektriğini sağlayan silahlar elektrik fabrikasında üretim için kömüre ihtiyaç var. Savaş nedeniyle kömür ithalatı durmuş ve İstanbul'a kömür gelemediği için de elektrikle ilgili bir önlem alınması gerekiyordu. Eğer şehir elektriksiz kalırsa haberleşme, üretim ve hizmetler duracak. Daha vahimi de savaş halinde olunduğundan bir imparatorluğun ana kademi güvenliği de sağlanamayacaktır. Krizin çözümü Ağaçlı Havzası kömürlerini Kağıthane'ye getirmekten geçmekteydi. Bu amaçla Haliç'ten Karadeniz'e Belgrad ormanlarının içerisinden geçen bir dekol hattı kurulması kararlaştırıldı. Bu hatta kullanılacak raylar ve lokomotifler aynı zamanda hem ülkemizde hem de yurt dışından ithal edildi. Ve bu hat Ağaçlı hattı 8 ayda, çift alan hattı ise 7 ayda kurulmuş oldu. Ve bu hatla beraber şehrimize tekrar kömür gelmeye başladı ve şehrimiz elektriksiz kalması önlenmiş oldu. Yıl 1919. Türk milleti yurdun her köşesinde 7 düvelle savaşıyor. Silah ve mühimmat gerekli. O yıllarda İstanbul işgal altında. Kağıthane Baruthanesi'nde tutulan silah ve cephanenin Anadolu'ya götürülmesi gerekiyor. Binbir zorlukla, ölüm riskiyle gizliden gizliye bu silah ve mühimmatlar Kağıthane treni aracılığıyla İstanbul'dan Anadolu'ya taşınmış oldu. Bir yıl boyunca süren bu hat üzerindeki çalışmalarla birlikte önce Karaburun'a, sonra da Kastamonu, İnebolu'ya silahlar taşınmış oldu. Böylece Kağıthane treni Türk milletin kaderinde zaferlerin taşlanmasında önemli bir görev almış oldu. Yıl 1950'lere gelindiğinde bu demiryolu artık karayoluna çevrilmişti. Raylar sökülür ve Kağıthane treni şehrin hafızasında yavaş yavaş silinmeye başlar. Belediyemiz yaklaşık yarım yüzyıl sonra tarih çalışmaları sırasında hattın varlığından haberdar oldu. Hat ile ilgili kapsamlı bir kitap hazırlandı. Güzergah üzerinde kültür turları düzenlendi. Vatandaşlarımıza ve özellikle çocuk ve gençlerimize Kağıthane'nin treninin önemi anlatıldı. Tarihi değerler konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Yine bu trenle beraber önceki dönem belediye başkanlarımızdan Fazlı Bey de aramızda. Kendisine tekrar hoş geldin diliyoruz. Fazlı Bey'in yine öncülüğünde çok kıymetli tarih danışmanı Hüseyin Irmak Bey de burada. Onların da yine Mert Sandalcı Bey'in de, Profesör Mert Sandalcı Bey'in de katkıyla beraber bu tren tekrar gün yüzüne çıkmış oldu. Ve Kağıthane treni geçtiğimiz dönemin sonuna doğru ihalesi yapılarak şu anda görmüş olduğumuz, açılışını yapacağımız trenle ilgili çalışmaların son hali verilmeye başlandı. Biz göreve geldiğimizde trenle ilgili, yolla ilgili, Hasbahçeli ilgili, güzergahla ilgili çalışmaları tekrar düzenleyerek aynı zamanda trafikle ilgili olacak problemleri çözme noktasında hem de trenin güvenliğini hem elektronik aksamı tekrar yenilenmesi konusunda çalışmalarımızı tekrar gözden geçirmiş olduk. Ve bu trenimiz aynı zamanda elektrikli bir trenimiz ve güneş panelleriyle, aküler aracıyla mazot kullanmadan çalışan yeşil bir tren. Ve bu trenimiz aynı zamanda yine kendi içerisinde teknolojik olarak da
akülerle beraber de lokomotiflerinde hareket ettiğinde görmüş olacağız. Ve yol ve sinyalizasyon çalışmalarının tamamlamasından sonra bugün inşallah sizlerle beraber Kağıthane trenimizi hayata geçirmiş olacağız. Trenimiz Kağıthane merkezden itibaren 2730 metrelik 4 duraklı bir ray üzerinde çalışmalarına başlayacaktır. Kağıthane trenimiz 60 kişilik kapasiteli ve saatte 20 km hızla hizmet verecektir. Aynı zamanda trenimiz Silahlar'dan Kağıthane Meydanı'na ulaştığında da yine meydanımızda bulunan Mecidiyeköy Kağıthane Mahmut Bey metrosu, yine yakın bir zamanda açılışını yapacağımız Ulaştırma Bakanlığımızın yatırımıyla beraber de inşallah Kağıthane Havalimanı metrosuna da entegre çalışmış olacak. Tarihi eserleri hikaye projelerine bir yenisi daha eklemenin gurur ve mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Kısa sürede atılarımızın emaneti, tarihi eserlerimizi her birini bir bir titizlikle gün yüzüne çıkarıyoruz. Kağıthane Meydanımız yine tarihte olduğu gibi en anlamlı buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Osmanlı'nın Kağıthanesi'nde bir zamanlar sultanları ağırlayan, halkın ve etkinlik alanında birlikte buluştuğu Kağıthane Meydanı'nda aynı muhteviyasıyla geçtiğimiz hafta ikinci etabı da milletimizin hizmetine sunduk. Botanik bahçesi, yeşil alanları, yürüyüş yolları, geniş yaya alanları, süs havuzu, akıllı şehir mobilyaları, kitap kafesi, turizm ofisi ve ücretsiz internet ile beraber Kağıthane Meydanı artık İstanbul'un şehrimizin en önemli simgelerinden biri haline geliyor. Yine meydanımızda özel tasarladığımız saatle birlikte yine sokak hayvanları içinde beslenme alanları, yine gençlerimizin de fotoğraf çekim alanlarında oluşturmuş olduk. Tarihi Sadabat Kasrı Çamaşırhanesi 160 liradan sonra vatandaşlarımızla buluşturduk. Bugün bu eserimiz sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere sizlere hizmet veriyorum. Tarihi eserleri hikaye projemizden biri de hemen arka tarafımızdaki Sadabat Su Sarnıcı projesi. İnşallah oradaki çalışmaları da yakın bir zamanda tamamlayıp çok farklı bir konsepte milletimizin Kağıthanelerin İstanbul'un hizmetine sunmuş olacağız. Yine göreve gelmeden önce filmde de izledik. 53 proje sözü vermiştik. Aslında siyasetçiler seçim öncesinde birçok sözleri verir ama bu sözleri seçim sonrasında, günümüzde de Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun bu konuda vermiş olduğu sözleri bir bir hayata geçirdiğinde çok kez her zaman şahit oluyoruz. Ama bazen de bazı siyasetçilerimize söz verir ama yerine getirmez. O verdiği sözlerle ilgili videolar da bir anda kenarlarda, köşelerde saklanır. Ama biz göreve gelmeden önce 53 proje kitapçığı basmıştık. Onu Sayın Kaymakam yaklaşık 100 bin bastık, tüm Kağıthane'ye dağıttık. 450 bin nüfuslu Kağıthane'de hane hane kitapçığımızı ulaştırdık. Seçim sonrası kitapçıkların orada toplatılması veya bir kenarda kalması lazım ama biz seçim sonrası bir 50 bin daha bastık, onu tekrar dağıttık. Niyetimiz şuydu, dedik ki seçim öncesinde söz verdik, projelerimiz bunlar, AK Partili belediyeci anlayışı bu ve seçim sonrasında bu projelerimizin de hepsini neredeyse faaliyete geçirmek için tüm milletimize bu konuda bilgilendirmelerde bulunduk. Ve hamdolsun 2 yıl gibi kısa sürede projelerimizin yaklaşık, belediyemizle ilgilenen birçok projemizin yaklaşık %75'ine yakında milletimizin hizmetine sunduk. İnşallah geçtiğimiz hafta Kağıthane Meydanı açtık. Bugün Kağıthane trenini açıyoruz, tarihi dekor hattını. Yarın Fazıl Sultan Mehmet Tabiat Parkı'nda, bizden sonra bir videosunu sizlere sunacağız. Yarın inşallah 11'de Fazıl Sultan Mehmet Tabiat Parkı'ndaki alanımızın açılışını yapacağız. 5 Ekim'de gençlerimiz için yeni bir uzay evi çalışması yaptık, onun açılışını yapacağız. Ve aynı zamanda şehrimiz ve mahallelerimiz için de şehrin en önemli ihtiyaçlarından biri de otopark ihtiyaçları ve kapalı pazar alan ihtiyaçları. Ve bununla ilgili de göreve geldiğimizde Sultan Selim Mahallesi'ndeki pazarımızı 3 sokaktan alarak kapalı pazar yerine taşımıştık. Şimdi o caddelerimiz, o sokaklarımızda tematik cadde uygulamalarını yapıyoruz. Ve bu caddelerimize beraber de mahallelerimizde vatandaşlarımıza yeşil alanlarla aynı zamanda yeni yaya alanları da kazandırmış oluyoruz. İşte Gültepe'deki, dün geçen uğradık oraya, Telsler'le Gültepe mahallemizdeki kapalı pazar yeri, otopark inşaatı ve üstünde çocuk parkı ve aynı zamanda da futbol, spor alanlarının olduğu ve kütüphanenin olduğu hizmeti de inşallah Ekim ayında temelini atmış olacağız. Yine Hürriyet mahallemizdeki otopark ve kapalı pazar yeri çalışmasında geçtiğimiz günlerde yerini ziyaret ettiğimizde artık temel seviyesine gelmiş olduğunu gördük. İnşallah Ekim ayının sonunda da oranda temelini atmış olacağız.
Yine Ayazma Camii ve ilçe müftülüğümüzle ilgili gerekli idari bilimlerle ilgili çalışmaları yaptık. Temelini geçtiğimiz aylarda yapmıştık. İnşallah o da hızlı bir şekilde yükselmeye devam edecektir. Yine bu projelerle birlikte Maharetlerler Çarşısı'nı, İslam Hizmet Noktası'nı, Millet Kıraathaneleri ve Çocuk Kütüphanelerini, Tarih Eserleri İhya Çalışmalarını, Sporcuhane Projemizi, Tematik Caddelerle Beraber Gençhane ve İşlanlar Projelerimizi, Akıllı Şehir Mobilyaları, Yaylaştırılmış Alışveriş Caddeleri ve Modern Kapalı Pazar Yerleri'yle birlikte yeni kamu hizmet binalarıyla beraber kapalı otoparklarımızda milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de yine Hamidiye Mahallemizde hayata geçireceğimiz çocuklarımız için çocuk yuvasını, yine aynı zamanda Engeller Gündüz Hizmet Merkezi'nde gençlerimize, aynı zamanda ailelere güzel bir imkan sağlamak için sunmuş olacağız. Tarihi Sadabat Kasrı Çamaşırhanesi ile beraber de milletimizin hizmetine sunmuş olduk. Kıymetli Hazirun, ilçemiz adeta açık hava müzesi, her taşında bir tarih var. Nice imparatorlukları barındırmış, nice sultanlar ağırlamış, nice şairlere ilham olmuştur. Atalarımızdan yadigar tüm eserleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak sizlere sözümüzdür. Sözlerimizi tutmaya bizlere nasip eden Rabbime şükrediyorum. Emek veren, gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah nice güzel hizmetleri birlikte inşa edeceğiz. Gelecek nesillerimize miras kalacak eserleri birlikte kuracağız. Birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını diliyor. Sizleri her şeyin sahibi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere inşallah. Çok kıymetli kaymakamım, çok değerli belediye başkanım, bir başkan ile amcım İl Yönetim Kurulu'ya, önceki dönem belediye başkanımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, değerli muhtarlarımız, STK ve oda başkanlarımız, velhasıl bugün burada olan tüm misafirlerimiz, ben de hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Tabii Kağıthane'nin yine klasiklerinden bir tanesindeyiz. Yine bir açılıştayız. Her hafta, hatta bu hafta üç tane herhalde, bugün yarın, geçen gün de vardı, yine var. Artık inanın kafamızda karışıyor. Kıymetli Belediye Başkanımıza gerçekten Kağıthane yapmış olduğu bu güzel projelerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün de yine bir tarihi tekrar şahlandıran bir projede. Önceki dönem Belediye Başkanımız Fazlı Bey'in, Fazlı Kılıç'ın başlatmış olduğu ve Belediye Başkanımız Mehmet Öztekin'i tamamlamış olduğu bir güzel projede yine bir aradayız. Tabii tarihi anlayabilmek için, bilebilmek için görmek de lazım. İşte onu bizlerin gözlerinin önüne de sunan kıymetli belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten bu hat bundan 100 yıl önce 1. Dünya Savaşı döneminde bizlerin, ülkemizin o dönemdeki ihtiyaçlarını karşılayan, işte enerji ihtiyacını karşılayan bir hat olmuş ve bugün de bunun tekrar canlandırılması bizleri gerçekten son derece mutlu ediyor. Kıymetli Belediye Başkanımız aslında her şeyi anlattı. Kağıthane için o kadar güzel şeyler yapıyor ki, her programda aslında hep eksik anlatıyor. Ben de hep tamamlıyorum ama bugün çok fazla tamamlamayacağım. Çünkü önümüzdeki haftalarda bu açılışları zaten hep birlikte göreceğiz. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Biz buraya gelmeden önce kıymetli belediye başkanımızla birlikte Teknofest'e gittik. Gerçekten bir kez daha ülkemizle, Sayın Cumhurbaşkanımızla ve bu ülkeye hizmet eden çok değerli büyüklerimizle tekrar gurur duyduk. Aslında biz kendimizle gurur duyuyoruz. Türk milletiyle, bu ülkenin evlatlarıyla gurur duyuyoruz. Ve inşallah önümüzdeki yıllarda bugün Teknofest'te yarışan o genç kardeşlerimizin, işte Aziz Sancar'ın dün söylediği gibi belki Nobel alacak gençlerimiz, bu ülkenin Selçuk Bayraktar gibi bu ülkenin kaderini değiştirecek gençleri inşallah bizler orada gördük ve Allah izin verirse yakın zamanda önce bütün Türkiye, ondan sonra da bütün dünya bunları tanıyacak. Burada olan bütün komşularımıza buradan teşvik ediyorum. Yarın Teknofest sona erecek. Teknofest sona ermeden lütfen gidin görün. Ülkemizin büyüklüğünü bir kez daha hep birlikte görelim diyorum. Ben tekrar
bu güzel organizasyondan dolayı kıymetli belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hangi günler diliyorum. Bizler de Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, değerli il yöneticilerimize, il başkan yardımcımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanımız, tüm protokola bir kez daha saygılarımı sunuyoruz. Çok güzel bir ortam. Değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Güzel hizmetleri için de tebrik ediyoruz. Emeklerine sağlık, ellerine sağlık. Tabii Kağıthane tarihi demir yolu çok anlamlı, hepimiz için çok anlamlı. Ülkenin istiklaline katkı vermiş, destek vermiş bir tren. Bu treni hayata geçirmek de tüm kağıthaneler için esasında bir vefa borcuydu. Bununla ilgili bizden önceki belediye başkanımızın çalışmaları vardı. Biz çalışmalar başlattık. Hüseyin Irmak Bey ile birlikte rahmetli Kadir Başkanımıza gittik. Bu çalışmayı kendisiyle paylaştık. Aracıyla ormanın içerisine kadar gittik. Hemen arkadaşlarına talimat verdi. Bir gün sonra da Devlet Demir Yolları'nın mühendisleriyle helikopterini bize tahsis etti. Havadan incelemeler yaptık. Çok uzun bir çalışma geçti. Gerçekten bu anlamda da Kadir Başkanımızı bir kere daha rahmetle anıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve başkanımızın da çalışmalarıyla, katkılarıyla bugün tren hayata geçti. Hayırlı olsun kağıthanemiz için. Ülkemiz için hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımızı bir kere daha bu güzel hizmetlerinden dolayı kutluyoruz. Saygılar sunuyoruz. Sayın önceki dönem başkanımızın soyadıyla anılmak benim için bir onurdu, şereftir. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli belediye başkanım, bizim hiçbir zaman eskimeyecek olan belediye başkanımız ve çok değerli komşularımız. Burada birçoğumuz söyledi, biz artık kağıthanenin hizmetlerine yetişmekte biraz zorlanıyoruz. Ama önemi hiç yok. Ayağımızı gazdan hiç çekmiyoruz. Çünkü 2023 yakın, hedeflerimiz çok. Ve biz burada hepsinden de öte çok güzel bir AK Parti belediyeciliği ve AK Parti felsefesini de biz burada yaşadık. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. AK Parti ideali içerisindeki bayrak devir tesliminin güzelliğine, ahengini biz burada yaşadık. Bize yaşattınız. Çok teşekkür ediyorum. Önceki başkanımız, şimdiki başkanımız ve el ele bu açılışı yapıyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. AK Parti'nin hizmetlerini izlemeye devam edin diyorum. Ve hep birlikte açılışı bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok saygıdeğer kıymetli belediye başkanım, siyasi partilerimizin il ve ilçe temsilcileri, üyeleri, önceki dönem belediye başkanımız, ilçemizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, üyeleri, belediye başkan yardımcısı arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, hülasa beraber yaşamaktan, beraber aynı havayı teneffüs etmekten memnun olduğum, gurur duyduğum komşularımız, hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Abi öncelikle ben her konuşmamda olduğu gibi Allah nazardan saklasın diyorum, maşallah diyorum. 14 ay gibi bir süre oldu. Gerek tanıtım filminde gösterilen, gerekse belediye başkanımızın ve diğer hatiplerimizin konuşmalarında ifade ettiği projelerin halkımızla buluşturulmasını hep beraber güzel birliktelik içerisinde beraber gerçekleştirdik. Hep ifade ediyorum, projelerin hepsi birbirisinden kıymetli. Çünkü hayatın her alanında herkese dokunan. Bazen sosyal, bazen ekonomik, işte bugün de açılışını yapacağımız tarihimize dokunan, gönlümüze dokunan, çok güzel ifade edildi. Bugün vatandaşı olmakla gurur duyduğumuz, her geçen günde gelişen, artık başkası ne dedi diye bakmayıp bizim ne dediğimize bakılan bir ülke olma yolunda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün millet kenetlendi. Devam ediyoruz. Böyle tarihimize katkı sunmuş bir hattın da değerli belediye başkanlarımızın ve çalışma arkadaşlarının emekleriyle, gayretleriyle bugün hizmete sunulacak olması bizleri memnun ve mutlu ediyor. Rabbim bizleri hep böyle güzel hizmetlerde bir araya getirsin. Rabbim
böylesine güzel hizmetleri yaparken bizlere güvenen, bizlere bu görevleri emanet olarak veren bu devlete, bu millete bizleri mahcup etmesin diyorum. Bu tarihi diren hattımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenlere, başta belediye başkanımız olmak üzere, geçmiş dönem belediye başkanımıza, çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, kağıthanemize, İstanbul'umuza hayırlı olsun diyoruz. Burada, daha kesmedik mi? Burada bu kağıthane dekor hattında hizmette olan tüm önceki dönem belediye başkanımız başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine bu tren aslında tarihe ışık tutacak bir tren hattı olacaktır. Ve buradan geçen herkesin, bu trene binen herkesin sadece eğlence ve gezi amaç değil, o eski günlere tekrar hayal etmesi için de orada gerekirse arkadaşımıza bilgi notları da sunulacaktır. Tekrar hayırlı olsun diliyorum. Katılımımızdan dolayı tüm misafirlerimize, kağıthanelere de özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar hayırlı olsun efendim. Ya Allah, Bismillah diye kesiyoruz. Evet. İşte bu konumuz. Devlet Başkanımız Sayın Bugün yüzyıllardan sonra bu trenimizi tekrar canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu trenimiz aynı zamanda hem nostaljik tren, dekolü atlı tren, hem de aynı zamanda ulaşım aksesuarına yakın bir tren olmuş oluyor. Yaklaşık 3 kilometrelik bir güzergah içerisinde Kağıthane Meydanı'na kadar gidecek trenimizde. Aynı zamanda Mecidiyeköy, Kağıthane, Mahmut Bey metro hattına entegre çalışacak. Bir de yakın bir zamanda açılışını yapılacağı Ulaşım Bakanlığımızın Kağıthane Havalimanı metrosuna entegre çalışacaktır. Böylece trenimiz gün içerisinde de ulaşım için de özellikle çocuklarımız, gençlerimiz için de imkan sağlamış olacağız. Ücretli olacak mı? Şu anda önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz yapmayı planlıyoruz. Sonra? Sonrasında çok cüzi şekilde ücretli olacaktır. Belli mi miktar? Şu an belli değil. Meclis kararımızdan geçecektir. Meclis üyelerimize sunacağız. Sonra meclis kararımıza göre belli olacaktır. Peki ücret ödeyerek mi yoksa yine akbil geçerli olacak mı? Şu anda entegre ile ilgili büyükşehirle görüşmekte fayda var. Ama öncesi biz özellikle tren olduğu için trenlerde biletlerin çok sembolik değerleri vardır. Biz özel bilet de bastırdık bugün aslında. O biletlerle beraber hem insanlara anı hatıra kalsın diye dekolattım. Öyle bir bilet sistemi düşünüyoruz şu anda. Havaalanıyla da galiba entegre olacak. Kağıthane Havalimanı metrosuyla entegre olacaktır. Ama trenimizin şöyle bir özelliği var. Bu trenimiz fosil yakıt kullanmıyor. Trenimizde çevreci bir trenimiz. Trenimizin üzerinde güneş panelleri var. Bu güneş panelleriyle beraber de akülü sistem. Elektrikle çalışan bir tren. Elektrikle çalışan trenimiz de gün içerisinde 15 defa güzergahta geliş gidiş yapacaktır ve burada çocuklarımız da gün içerisinde kullanacak. Gençlerimiz de özellikle bölgemizde çok fazla üniversite de var. Üniversite öğrencilerimiz de kullanacağı bir tren olacaktır. Ama bu trenin en güzel özelliği aynı zamanda tarihi özelliğiyle beraber geçmişle 1915 yılında Silahlara Elektrik Fabrikası'nda kömür taşımacılığına kullanılması, Birinci Dünya Savaşı sırasında da Kurtuluş Savaşı mücadelesinde de silah taşımacılığına kullanılması ve aslında memleketimizin kurtulmasına da vesile olanlardan bir tanesi de olmuş oluyor. Ben tekrar kağıthanemize, İstanbul'umuza hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ederim.